Sevgili dostlar, YouTube kanalımıza abone olun, minerallerin dünyasını birlikte keşfedelim. Larimar taşının birçok ismi bulunmaktadır. Atlantis taşı, Staffella taşı, Yunus taşı. En yaygın olarak Larimar ismi kullanılmaktadır. Gelin birlikte bu taşın hikayesine göz atalım. Larimar taşı 1974'te nasıl bulunduğuna dair hikayenin birçok versiyonu var. Ancak herkes tarafından bilinen bir Amerikan barış şirketi gönüllüsü Norman Reeling ve Dominik Cumhuriyeti'nden Michael Mendes tarafından keşfedildiğine katılıyor. Deniz kıyısında dolaşırlarken bu mavi taşı buldular. İlk başta Larimar'ın nereden geldiği bilinmiyordu. Deniz kıyısı boyunca yuvarlanan taşların bolluğundan dolayı okyanustan geldiği düşünülüyordu. Ancak dağ birikintisinden taşların bir kısmının Rio Barico'ya ve ardından Karayip Denizi'ne akan küçük bir dere olan Rio Sitio'ya düştüğüdür. Dağın tepesindeki su kaynağını takip edene kadar taş aslında Barahona eyaletindeki dağların derinliklerinden geldiğini anladılar. Larimar taşına ilk olarak Travelin adını verdiler. Ancak ismini Michael Mendez'in kızı Larissa'dan sonra da İspanyolca kelime olan mar yani deniz olan kelimeyle birleştirerek Larimar ismini buldular. Larimar, sakin deniz ve gökyüzü enerjilerinin somutlaşmış halidir. Yumuşak rahatlatıcı mavileri ve sakinleştirici turkuazı Karayip sularının altında dans eden güneş ışığına benzeyen beyaz desenlerle kaplıdır. Atlantis'in antik bilgeliği ve Yunusların iyileştirici gücüyle vücudu ve ruhu uyumlu hale getirir. Larimar, su element taşlarından biridir. Ancak volkanik kökenli ateşle doğar. Bu enerjilerin kutuplarını dengeleyen birkaç kristalden biri olan Larimar, korkuları yatıştırır, stresi azaltır ve fiziksel, duygusal bedenleri besler. Meditasyonda yararı olmayan duygusal bağları, kalıpları veya ilkeleri serbest bırakmada özellikle yararlıdır. Açık bir iletişim taşı, yürekten açıkça konuşmak için gereken gücü ve cesareti sağlar. Larimar taşı faydaları. Algılamayı açar ve güçlendirir. Alışılmışın dışındaki işlerde güven duygusu verir ve yaratıcılığı arttırır. Ruhsal dünyayı algılamamızı zor ve altından kalkılamaz durumlarda içsel huzur vererek yaratıcı düşünce ve davranışlar sergilememizi sağlar. İçe dönmemizi kolaylaştırarak benliğimizi başka bir gözle görmemize ve incelememize yol açar. Eski düşünce kalıplardan kurtulmamızı ve yeni düşünce ve davranış tarzları geliştirmemizi kolaylaştırır. Şans taşı olarak kabul edilir. Kişiyi sevgi ve huzurla doldurur. Meditasyon için yararlıdır. Duygusal kısıtlamaların kaldırılmasına yardım ederek kişiyi rahatlatır. Çözülmeyen problemler için sabır ve rıza oluşturur. Ruh işini bulmak maksadıyla kullanılmaktadır. Soluk borusu ve solunum yolları hastalıkları tedavisine yardımcı olur. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenip takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayınız. Teşekkürler.